Aksaray Üniversitesi 10 yaşında. Bu şehrin kökleri derinlere, çok derinlere ulaşır. Hikayesi M.Ö. 8000'lere, Aşıklı Höyüğü'ne kadar gider. Aslında bilim o tarihte açmıştır kapılarını Aksaray için. İlkleri gerçekleştiren Aşıklı halkı 10.000 yıl sonra kurulacak bir bilim yuvasının da tohumlarını atmıştır yaptıkları ilk beyin ameliyatıyla. Köklü bir geçmişten güçlü bir geleceğe uzanan bir hikayedir Aksaray Üniversitesi'nin kuruluşu. ...1920'de il olan bu şehir, tam da gelişim göstereceği anda, 1933 yılında ilçe yapılarak kendisinden daha küçük olan Niğde'ye bağlanmıştır. ...1989 yılında tekrar il olacak Aksaray, hızlı bir büyüme ve gelişim sürecine girer. Bu büyüme ve gelişmede Aksaray'da bir üniversitenin kurulması ve şehrin ilçelik prangasından kurtularak il olması oldukça önemli bir yere sahiptir. Bir yandan üniversite için çalışmalar yapılıyor, diğer yandan ikinci kez ilçelik esaretinden kurtulmanın altyapısı hazırlanıyordu. Kentsel il olma çabalarının bu tarihten beri devam ettiğini ve eski başbakanlardan Adnan Menderes'in Aksaraylılara ilk sözü verdiğini anlatan Özal, ancak bunun 27 Mayıs müdahalesi yüzünden gerçekleşemediğini bildirdi. Özal, halkın sesine kulak vererek Aksaray'ı il yaptıklarını söyledi. Hiç politika düşünmedik. Şekillerde, çok şekillerde bize vermediniz, istediğiniz, seçtiniz. Ama biz sözümüzü tuttuk, Aksaray'ı il yaptık. Üniversite kurulması için ilk somut adım 1987 yılında atılacak ve kurulacak olan Aksaray Meslek Yüksekokulu'nun müdürlüğüne hemşehrimiz Gazi İrez getirilecekti. İlk olarak Meslek Yüksekokulu kurmak için gerekli hazırlıklar tamamlandı. 1986-1987 öğretim yılında Selçuk Üniversitesi'ne bağlı Teknik Programlar Bölümü adı altında ilk Meslek Yüksekokulumuz kuruldu. Meslek Yüksekokulu bir düşü gerçekleştirmenin temeliydi aslında. Genç nesiller bu bilim yuvasında yetişecek, şehrin ve ülkenin hızlı kalkınmasında yerlerini alacaklardı. 1992 yılına kadar Selçuk Üniversitesi'ne bağlı olarak kalan Aksaray Üniversitesi, bu yıldan sonra Niğde Üniversitesi'ne bağlanmıştı. Aksaray Üniversitesi'nin bağımsız bir üniversite olması için gerekli bütün akademik altyapılar oluşuyor ve üniversite adım adım büyüyordu. Dağınık bir görüntüsü olan üniversitenin tek bir kampüste birleştirilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştı. Yapılan istişareler sonucu kampüsün arazisi belirlenmiş, dönemin Aksaray valisi, halk arasında Ferit Baba olarak bilinen merhum Ferit Ünal, kampüs için ilk arsa tahsisini gerçekleştirmişti. Bir yandan binalar tamamlanırken, bir yandan geleceğin üniversitesi için yeni inşaatlara başlanıyordu. Ama o dönemde ülkedeki istikrarsız süreç, ödenek yetersizliği ve Niğde Üniversitesi'ne bağlı olmanın dezavantajıyla kampüs yarım kalmış, fakülteler ve yüksekokullar şehrin farklı noktalarında eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam ediyorlardı. Artık bir şeyler yapılmalıydı ve bu gidişe bir dur demenin vakti gelmişti. Aksaray Üniversitesi müstakil, kendi kararlarını kendi alabilen, kaynaklarını kendisi kullanabilen ve hızla gelişim gösterebileceği bir kurum haline gelmeliydi. Siyasetçiler, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleri Aksaray'a üniversite kurulması için çalışmalar yapıyor ve sık sık kamuoyu oluşturuyorlardı. Hep birlikte kenetlenen şehir, gerekli girişimlerde bulunmuş,
ve 15 yeni üniversite kurulma görüşmeleri içerisine Aksaray Üniversitesi'ni de dahil ettirmişti. Vatandaş heyecanla müjdeli haberi bekliyordu. Ve nihayet 17 Mart 2006 tarihi Aksaray'ın düşlerinden birini daha gerçekleştirdiği bir yıl oldu. Aksaray Üniversitesi resmi olarak kurulmuş ve yıllardır süren üniversite mücadelesi sonuçlanmıştı. Artık şehirde Türk bayrağının yanında bilim bayrağı da dalgalanıyordu ve adı Aksaray Üniversitesi'ydi. Aksaray Üniversitesi'nin kuruluşu çok sıkıntılı ve sancılı geçti. Bu tabii çok uzun bir süreç. Daha önce Niğde Üniversitesi'ne bağlıydık ve bir iki tane bölüm vardı burada biliyorsunuz. Hatta Selçuk Üniversitesi'ne bağlı mühendislik bölümümüz de vardı. Aksaray'da siyaset yapan her arkadaşımızın vaadi Aksaray'a üniversite kurduracağız vaadiyle yola çıkılıyordu vatandaşın tasvibini alabilmek için. Biz de tabii bu bağlamda çok heyecanlıydık. Biz de seçim kampanyasında bunu kullandık. İşte 2006 yılında Ahmet Yaşar 22. dönem milletvekilleri olarak ben, Ahmet Yaşar, Ramazan Toprak ve Ruhi Açıkgöz Aksaray'da bir üniversite kurulmasıyla ilgili bir yasa teklifi verdik. Daha sonra bu yasa teklifi bizim gibi diğer illerden de gelince hükümet bunu hükümet tasarısı olarak meclise gönderdi ve 15 üniversite kuruldu. Başlangıçta biraz tereddütler vardı. Bu üniversiteler ne olacak, hoca nereden gelecek, nasıl olacak falan ama zaman içerisinde bunların hepsinin bu tereddütlerin ortadan kalktığını gördük. Aksaray'ın 56 yıl süren ilçelik prangasından kurtularak yeniden il olmasından sonraki aldığı en önemli hizmetti bu. Aksaray halkı heyecanlı ve gururluydu. Hükümet meydanında yüzlerce vatandaşın katıldığı bir kutlama yapıldı. Aksaray Üniversitesi tabii ki yani 2006 yılı kuruluş sürecine gelene kadar ondan da öncesi olan Niğde Üniversitesi ile başlayan bir serüvene sahip. Biz iktidara geldiğimizde 2003 yılında Aksaray'da en büyük taleplerden birisi Aksaray'a bir üniversite kurulmasıydı. Hatta bazı sivil toplum kuruluşları bir kontürle saymaya başladılar. İşte Aksaray Üniversitesi kurulması lazım 3 gün, 5 gün, 7 gün vesaire filan diye böyle saymaya da başlamışlardı. Yine Sayın Başbakanımız, bugünkü Cumhurbaşkanımız bir Aksaray ziyaretinde Aksaray'da sivil toplum kuruluşlarının çok yoğun tezahüratı, baskısı, işte pankartlarıyla filan birlikte Aksaray'da bir söz verdi. Yani Aksaray Üniversite kurulacak diye. Biz AK Parti olarak partiyi kurduk. İktidara geldikten sonra illerin önlerindeki bu handikapı aşabilmek için yani hem mağduriyetlerini hem maliyetleri çekebilmek için aşağıya her ile bir üniversite sloganıyla yola çıkmıştık. Bu kapsamda Aksaray Üniversitemiz altyapısı itibariyle diğer pek çok ilden çok daha öncelikliydi. Tabir caizse ilk üniversite olan illerin arasına girmesi için olağanüstü o dönem arkadaşlarla birlikte olağanüstü bir çaba sarf ettik ve bu emelimize de ulaştık. Birçok kişinin emek verdiği, uzun süredir kurulan hayal gerçek olmuştu olmasına fakat bu sefer de kurucu rektör ataması yapılmamıştı. Yapılacak çok şey vardı ama rektör ataması olmadan hiçbir şey yapılamıyordu. Zaman hızla geçiyor ve yerel gazetelerin attıkları manşetler yaşanan durumu özetliyordu.
Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü'ne tedviren Niğde Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamza Uygun getirilmiş, müstakil olarak Aksaray Üniversitesi çatısı altında eğitim-öğretim faaliyetleri de başlamıştı. Üniversitenin resmi olarak kurulmasının üzerinden 14 ay geçmiş ve nihayet 17 Mayıs 2007'de Profesör Doktor Necdet Sağlam kurucu rektör olarak atanmıştı. Biliyorsunuz Aksaray Üniversitesi 17 Mart 2006 tarihinde kuruldu. Bir sene sonra da yaklaşık olarak 18 Mayıs'ta 2007 tarihinde rektör olarak oraya atandım. Aksaray'a gittiğimde Aksaray Üniversitesi'nin farklı birimlerde, farklı yerlerde fakültelerini ve meslek kurumlarını gördüm. Bu dağınıklık hem yönetim anlayışıma hem de oradaki dağınıklıktan dolayı bir aidiyet duygusunun eksikliğine bağlı olarak Aksaray Üniversitesi'nin yeni kampüsüne ağırlık verdim. Şimdi her şey yeniden başlıyordu. Hayalleri gerçekleştirmek için çok çalışmak gerekliydi. Dağınık binalarda devam eden eğitim pek de sağlıklı gözükmüyordu. Kurulan yüksekokulların ve fakültelerin bir çatı altında toplanması gerekiyordu. Ama bunun için kampüsteki eksiklikler giderilmeliydi. Zorlu bir süreç bekliyordu herkesi ve herkese çok iş düşüyordu. Aksaray Üniversitesi için sadece görevlendirilen kişiler değil, herkes seferber olmuş, el birliğiyle yaşanabilir bir kampüs için çalışılıyordu. ...2007 yılında geldiğim rektörlük görevine Mayıs ayında, 2008 Eylül ayında arkadaşlarla karar verdik kampüse taşınmaya. Bunun için elimizden gelen gayreti göstererek, tabii ki burada Aksaray halkının, Aksaray'ın ileri gelenlerinin, protokolünün, sivil toplum örgütlerinin çok büyük faydası ve katkısı oldu. Bunlar sayesinde üniversitemizi 2008 yılında, Eylül ayında eğitim açmak üzere imara başladık. Arazi, şantiye kampüs haline dönüşmüştü. Ama bu çalışmaların karşılığı da alınmıştı. Çok kısa sürede büyük bir iş başarılmış ve 2008 yılında Aksaray Üniversitesi kampüsüne taşınmıştı. Ülkemizin ve şehrimizin geleceği için artık bir çatı altında toplanan Aksaray Üniversitesi, geleceğe daha bir umutla bakıyordu. Sonraki yıllarda hızlı bir gelişim gösteren Aksaray Üniversitesi'nde görevi, 2011 yılında Profesör Doktor Mustafa Acar devraldı. 2011 yılının Mayıs ayında görevi devraldık. Geldiğimiz zaman üniversite daha henüz yolun başında, 2006 kuruluşlu olduğuna göre 2011 yılında henüz daha 5 yaşında bir üniversite. Efendim, hem fiziksel altyapısı bakımından çok yapılması gereken iş var, hem akademik personel sayısı sınırlı, hem öğrenci sayısı sınırlı, hem araştırmaya dönük laboratuvarlar vesaire tesislerimizin, birimlerimizin çok iyileştirilmeye ihtiyacı var. Dört koldan arkadaşlarla beraber kulaklar açılmasın. Şimdi bir kısmı halen üniversitede, bir kısmı çeşitli vesilelerle üniversite dışındalar. Onlarla beraber 4 yıl boyunca birçok iyi şeye imza atmaya çalıştık. Üniversite genç bir üniversite olmasına rağmen hızla büyüyor. Kampüs alanında inşaatlar tek tek bitirilirken bir yandan da akademik yatırımlar devam ediyordu. Aksaray Üniversitesi kampüsü artık öğrencilerin her türlü ihtiyacını karşılayabileceği bir yerleşke haline gelmişti.
Biz ayrıldığımız zaman hakikaten güzel bir kampüs var idi. O kadar ki E90 karayolundan Adana'ya veya Ankara'ya gelip giden insanlar şöyle bir bakıp bize çoğu defa ne kadar güzel bir kampüsünüz var diye sitayişle bahsetmişlerdir. 2015 yılında hizmet bayrağını Profesör Doktor Yusuf Şahin devraldı. Aksaray Üniversitesi 2006 yılında kuruldu. Onunla beraber çok sayıda üniversite kuruldu biliyorsunuz. Daha sonraki yıllarda da 2007'de ve 2008'de Türkiye'nin bütün illerinde en az bir tane üniversite kurulmuş oldu. Halihazırda baktığımızda Türkiye'nin her ilinde bir üniversite var. Hatta bazı illerimizde birden fazla üniversite var. Aksaray Üniversitesi 2007 yılında ilk rektörüne kavuştu. 2011'de ikinci rektör göreve gelmiş oldu. Biz 2015 yılında görevi bizden önceki rektörden devralmış olduk. Bu bir bayrak yarışı. Herkes buraya karınca kaderince bir şekilde katkı sağladı. Biz göreve geldiğimizde var olan işlerin devamı ve yeni bir takım adımların atılması konusunda samimi bir çabamız oldu. Aslında 2013 yılının başında tanışmıştı Yusuf Şahin Aksaray Üniversitesi ile. Rektör yardımcısı olarak görev yapması, işlerin hiç aksamadan devam etmesi adına oldukça önemliydi. Öyle de oldu. Üniversite hızlı büyüme ivmesini sürdürüyordu. Hedefler büyüktü. Bu hedefler doğrultusunda üniversite şehirle işbirliği içinde ilerlemeye devam ediyor. Bu işbirliğinin meyveleri de tek tek toplanıyordu. 2015 yılı Aksaray ve Aksaray Üniversitesi için önemli tarihlerden birisi oldu. Tıp Fakültesi içinde çalışma yapma talimatı verdim. İnşallah Aksaray'ı gerçek bir ilim merkezi yapmak için her türlü çabayı göstereceğiz. Aksaray'ın yıllardır hayalini kurduğu Tıp Fakültesi Profesör Doktor Yusuf Şahin'e nasip oldu. Her dönemin bir ayırt edici özelliği var. Bu dönemin ayırt edici özelliği ne olabilir veya ne olacak diye sorduğumuzda kanaatimiz o ki sağlıkla ilgili Aksaray Üniversitesi'ne ciddi yatırımlar yapılacak. Bizim bu konuda samimi bir gayretimiz olacak. Bununla ilgili bugüne kadar ne yaptık veya ne yapıldı diye bakıldığında zaten görev süremiz başlamadan önce halihazırda AK Parti Grup Başkan Vekilimiz olan İknur İnceöz Hanımefendi ile AK Parti İl Başkanı Abdülkadir Karatay Bey ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterimiz Himmet Turgut Bey'in Nisan 2015 sonunda YÖK'le yaptığı bir görüşme var. Daha sonra AK Parti Genel Başkanı aynı zamanda şu an Başbakanımız olan Ahmet Davutoğlu'nun Aksaray'daki seçim konuşmasında Aksaray'a bir tıp fakültesi vaadi var. Biz göreve geldikten sonra da tıp fakültesiyle ilgili süreç yeniden başlamış oldu. Hızlı bir biçimde üniversite ödevini yerine getirdi. YÖK yine hızlı bir biçimde tıp fakültesiyle ilgili bir karar aldı. Ankara'daki bürokratik süreçlerin de tamamlanmasından sonra Ağustos ayının sonunda Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kavuşmuş oldu. Bundan sonra ne yapılacak? Tıp Fakültesi ile ilgili diğer çalışmalara ağırlık verilecek. Binasının yapılmasından tutun, afiliyasyonla beraber halihazırdaki kamu hastanelerinin kullanılması, bunun için bir ortaklık sürecinin başlaması, belki ileride dekan ataması, öğretim üyesi alım süreci bunların hepsi devam edecek. Temennimiz, daha doğrusu hayallerimizden bir tanesi buydu. Bunu gerçekleştirmiş olduk. Ümit ediyoruz ki bundan bir sonraki adım diş hekimliği fakültesi olsun. Bununla ilgili bir çalışma yapacağız ama önce tıp fakültesini bir hal yoluna koymamız lazım. Halihazırdaki yine Sağlık Yüksekokulumuzu Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne dönüştürmek için bir çabamız var. Daha önce açılmış olan, kağıt üzerinde olan İletişim Fakültesi'ni aktif hale getirdik. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Belli bir mesafede aldık. 2017'de ilk öğrencimizi almak istiyoruz burada. Mimarlık Tasarım Fakültemiz var. Mimarlık Tasarım Fakültesi'nde bu sene ilk öğrenci alımı ile ilgili süreç başladı.
Bir ihtimal 2016'da ama bir %50 diye bakmak lazım ona. 2017'de mutlaka burada da öğrenci olarak fakültemizi aktif hale getireceğiz. Eskil ile ilgili yine daha önce alınmış olan bir karar vardı. Bu karar yine kağıt üzerinde kalmış olan kararlardan birisiydi. Orada da 2016'da öğrenci alımı ile ilgili bir çaba devam ediyor. Ama 2017'de mutlaka öğrenci alınacak gibi gözüküyor. Daha önceki dönemde başlayan A kapımızın sol tarafında yer alan yeşillendirme çalışmaları tamamlanmış durumda. Teslim almak üzereyiz. Üniversitemizin yeşillenmesine ciddi manada katkı verecek. Mühendislik fakültemiz inşaatı bitmek üzereydi. Bitirdik. Bu dönemde bitti. Teslim alındı. Çok şükür büyük bir tesise, büyük bir binaya kavuşmuş oldu mühendislik fakültesi. Eğitim fakültesi binası bitti. Teslim alındı. Stat inşaatımız biliyorsunuz bitmek üzereydi. Bitirildi ve teslim alındı. Bunlar büyük yatırımlar. İslam İlimler Fakültemizin binası da bitmek üzere. Allah nasip ederse Nisan ayının sonu, Mayıs ayının başında teslim alacağız. Veteriner fakültemizle ilgili ufak tefek sorunlarımız vardı. Bunlar giderildi. İnşaata başlandı. Bir aksilik olmazsa 2016'nın sonunda onu da teslim almış olacağız. Devam eden yatırımlar var. Hali hazırda devam eden yatırımlar var. Rektörlük binası hızla devam ediyor. 2016'nın sonunda o da bitecek. Ümidimiz o. Beklentimiz o. Yine İktisadi İdari Bilimler Fakültemizin T bloğu dediğimiz bina bölümü de hızlı bir biçimde bitirilecek. O da 2016'nın sonunda teslim edilecek. Bunlar planlanan şeyler. Bir de tabii bundan sonra yapılması gereken ve yapmayı planladığımız çalışmalar var. Bunları zamanla kamuoyuyla paylaşacağız. Örneğin çok acil ihtiyaçlarımızdan bir tanesi yeni bir yemekhane yapılması gerekiyor. İletişim Fakültesi binasının yapılması gerekiyor. Turizm Fakültesi binasının yapılması gerekiyor. Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulursa ayrı bir Sağlık Bilimleri Fakültesi binasının kurulması gerekiyor. Tıp Fakültesi binasını söylemeye bile gerek yok. Yapılması gerekiyor. İleride planladığımız diş hekimliği fakültesinin binasının yapılması gerekiyor. Yapılacak iş çok. Önümüzdeki yıllarda burada yoğun bir inşaat faaliyeti devam edecek. Bölgeye ve ülkemize önemli katkılarda bulunan Aksaray Üniversitesi, aradan geçen 10 yıl içerisinde İç Anadolu'nun ortasında parlayan bir yıldız haline geldi. Kuruluş tohumları atıldığında herkesin kurduğu hayal, bugünlerin üniversitesiydi. İnşallah Aksaray Üniversitesi diğer üniversiteler arasında saygın bir yer alır. Akademik kadrosuyla, öğrencileriyle ve Türkiye'de önemli bir eğitime önemli katkılar sunar. Aksaray'a önemli kültürel ve ekonomik katkılar sunar diye düşünüyorum. Tüm çalışanlara, öğrencilerimize başarılar diliyorum. O günden bugüne tam 10 yıl geçti. 10 yılda çok büyük mesafe kat edildi. Ben üniversitemizin 10. yılını daha nice 10. yıllara gitmesini diliyorum. Öğrencilerimizin de bu 10 yılda göstermiş oldukları performansı iş hayatında da başarıya dönüştürmelerini bekliyorum. Üniversitemize hayırlı olsun 10. yılımız. 10 yıldır Aksaray'ımızı ve Aksaray'a gelen, diğer illerde gelen misafir öğrencilerimizi bu konuda aydınlatıp geleceğe hazırlayan rektörümüz başta olmak üzere dekan arkadaşlarımızı ve diğer tüm öğretim görevlisi ve öğretim üyesi güzide insanları tekrar tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devamını beklediğimizi ifade ediyorum. Yeni fakülteleriyle birlikte Aksaray 10. yılında çok umut vaat eden bir üniversite. Aksaray Üniversitesi ile birlikte kurulan, o yıllarda kurulan üniversiteler içerisinde hep dereceye giren bir üniversite. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin yaptığı bu üniversitelerin gelişmişlikle ilgili indekslerine zaman zaman ben de bakıyorum. Orada her zaman yeni kurulan üniversiteler içerisinde Aksaray önde giden bir üniversite. Aksaray Üniversitesi'nin 10. yılını kutluyoruz. Bu benim için büyük bir şereftir. Bu nedenle Aksaray Üniversitesi'nin mensubu olmak üzere ben de oranın mensubuyum. Gurur duyuyorum. İnşallah Aksaray Üniversitesi daha ileriki yıllarda da hak ettiği yeri sahip olacaktır. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Üniversitemize, Aksaray'a ve Türkiye'ye
Aksaray Üniversitesi'nin 10. yılı hayırlı olsun, uğurlu olsun diyorum. Aksaray Üniversitesi 2006 yılında kuruldu ama Aksaray Üniversitesi'nin hem öncesinde üniversitenin nüvesi dediğimiz kurumların, birimlerin oluşmasına katkı veren çok sayıda isim var. Bunların her birisini burada sayıp dökmek mümkün değil. Onların hepsine çok teşekkür ediyoruz. İlk kurulum aşamasından tutun, valisinden, belediye başkanına, dönemin vekillerinden, buraya katkı sağlayan vekillerinden tutun, burada idarecilik yapmış olan en tepe yöneticisinden, en aşağı düzeydeki memuruna varana kadar, işçisine varana kadar her birine çok çok teşekkür ediyoruz. Bir de tabii hasreten teşekkür etmem gereken isimler var. Biz göreve geldikten sonra Aksaray'ın en büyük belki rüyalarından bir tanesi olan tıp fakültesi sürecinde samimi desteğini bizden esirgemeyen AK Parti Grup Başkan Vekili İlknur İnceöz Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyorum. O sürecin takibi sürecinde samimi gayretlerini esirgemeyen AK Parti İl Başkanı Abdülkadir Karatay'a, yine Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterimiz Himmet Turgut Bey YÖK'te çok donanımlı bir şekilde çok yetkin bir sunum yapmıştır. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Sürecin her aşamasında YÖK Başkanımız, YÖK Genel Kurul üyeleri, Başbakanımızın ve Başbakanlıktaki çok değerli bir dostumuzun önemli bir katkısı vardır sürecin ilerletilmesinde ve en nihayetinde bu işin tamamlanmasında son imza sahibi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte hem şehrin dinamiklerinin, başta siyasetçilerimiz olmak üzere, diğer sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri olmak üzere, onların desteklerini yanımızda görmek istiyoruz. Tek başımıza bir şey yapamayacağımızın farkındayız. Aksaray Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi akademik personeliyle, idari personeliyle, şehir dinamikleriyle beraber bir yere gelebilir. Bunun farkındayız. Bir de tabii bundan sonra hem bugüne kadar eğitim almış olan hem de bundan sonra burada eğitim alacak olan şu an bizi dinleyen gençlerimize, öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz. Başarılar diliyorum. Ümit ediyoruz ki Aksaray Üniversitesi onların daha nitelikli, daha güzel eğitim alması için çalışmalarını sürdürecek. Herkese saygılarımı sunuyorum. Şu anda Aksaray Üniversitesi 10 fakültesi, 2 enstitüsü, 4 yüksekokulu, 7 meslek yüksekokulu, 15 araştırma ve uygulama merkezi, 1056 çalışanı ve 21 bin öğrencisiyle Aksaray'ın en büyük ilçesi konumuna geldi. Tüm çalışanlarımızla ve imkanlarla ülkemize, milletimize ve şehrimize her alanda hizmet etmekten onur ve gurur duyuyoruz. Aksaray Üniversitesi'nin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.